da sofrasında çıkamazsam ona yanarım. Şerefli bayrağı burunca dikemezsen ona yanarım. Sen bu kurtlar sofrasında çıkamazsam ona yanarım. Şerefli bayrağı burunca dikemezsen ona yanarım. Oy yiğidim, oy civanım, tüketme umutlarını, zalimlerin kahlarını, yıkamazsan ona yanarım. Oy yiğidim, oy civanım, tüketme umutlarını, hainlerin kahlarını, Ali Kınık denilince. Aşk akla geliyor, vatan akla geliyor, bayrak akla geliyor. Peki sizin için Kahramanmaraş denildiğinde ne akla geliyor? Kahramanmaraş denince adı üstünde Kahramanlar Diyarı. İstiklal Harbi döneminde en son olmak üzere Türk bağımsızlık mücadelesinin en önemli kalesi. Hakikaten yiğit insanlar diyarı. Ben burada olmaktan gerçekten mutlu oluyorum. Böyle yiğit insanların, vatansever insanların olduğu bir şehirde olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki Ali Bey, atmosferi nasıl buldunuz? Ülke Ocakları'nın yapmış olduğu bu organizasyon nasıl geldi çok, size? Çok güzeldi. Ülke Ocakları'na çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her tarafında bu tarz şeyler yapıyor zaten ocaklarımız. Allah razı olsun Mesut Başkanımız ve bütün Ülke Ocakları'na görev yapan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Çok güzel bir program hazırlamışlar. Biz de geldik, şarkılarımızı söyledik. Peki komple hep Ülke Ocakları'yla birlikte evet diyor muyuz efendim? Biz teşkilatımızın emrindeyiz. Ne derse onu diyoruz. Tüketme umutlarını, zalimlerin kahlarını, yıkamazsan ona yanarım. Oy yiğidim, oy civanım, tüketme umutlarını, hainlerin kahlarını, yıkamazsan ona yanarım. Kendi öz yurdumda ben miyim garip? Beni bir köşeye atar utansın. Eğilmiyor diye kurdu hor görüp iti el üstünde tutar utansın. Ben asiydim, ıslah edemezlerdi. Kurtların üstüne gidemezlerdi. Böyle koyun gibi gidemezlerdi. Beni bu sürüye katan utansın. Ne canım mühimdi, ne de hayatım. Ne keyfim kıymetli, ne de rahatım. Ne bedelim vardı, ne de fiyatım. Beni üç kuruşa satan utansın.